İsmim Mine Toker. Hair-In Saç ve Estetik Merkezi'nin yöneticisiyim. 2012 yılından bugüne saç problemleri yaşayan kişilere profesyonel saç çözümleri sunuyoruz. Merkezimizde protez saç, kemoterapisi gören hastalara medikal saç sistemleri, lazer duşu, saç simülasyonu ve saç ekimi uyguluyoruz. Protez saç ince bir file üzerine tek tek elle ekilmiş doğal insan saçından oluşan bir sistemdir. Bu file su ve hava geçirgendir. Abdest konusunda da Türkiye'de bu büyük bir sorun oluyor çünkü çok soran var. Kesinlikle sorun teşkil etmeyen bir sistemdir. Nasıl işliyor? Müşteri yanımıza geliyor. Saçının problemli alanların ölçüleri alınır. Saçından ufak bir numune alınır ve yurt dışına yollanır. Yurt dışındaki partnerimize. Oradan ona özel o protez hazırlanır ve tekrar Türkiye'ye yollanır. Türkiye'ye geldiğinde müşterimiz yerimize, merkezimize geliyor ve biz onu uyguluyoruz kendisine. İstediği kesimi, istediği uzunlukta ve istediği dalgada veya istediği yoğunlukta istediği kesimi uygulayabiliyoruz. Herkese uygulanabilir mi bu? Kimler tercih etmeli? Evet, iyi bir soru. Şöyle, ekim yaptırmak istemeyen kişiler uygulatabilir veya ekime müsait olmayan kişiler, örneğin ense kısmında yeterince donör olmayan kişiler yaptırabilir. Alopesiya hastaları yaptırabilir, saç kıran hastası yaptırabilir, seyrek saç sorunu yaşayan ama işte cerrahi yönteme başvurmak istemeyen kişiler yaptırabilir. Peki niçin siz tercih ediyorsunuz? Sizi mutlaka farklı kılan, öne çıkaran yönleriniz var değil mi? Öncelikle iyi bir merkez olmanız tabii. Şimdi bizi niye tercih ediyorlar? Bizde sadece protez yok. Bizde saç problemiyle ilgili birçok çözüm var. Biz müşteriye illa size, şimdi o kişiye protez uygun değilse size protez olsun diye ısrar etmiyoruz diğer firmalar gibi, bilmiyorum yani çok duyuyorum bunu ama biz o kişiye en uygun çözüm neyse onu sunuyoruz. Ve burada gerçekten dürüst olmak önemli. O kişiyi kandırmamak önemli. Bütün sistemlerin artısını, eksisini müşteriye anlatıp seçimi müşteriye bırakmak lazım. O zaman iyi bir yol izlersiniz. Protez saç sistemleri kimlere uygulanır sorduk ama özellikle kanser hastaları konusunda birkaç önemli noktayı belirtmek istediniz. Buyurun lütfen. Şimdi kemoterapi tedavisi gören hastalar, özellikle bayanlar, göğüs işte kanseri yaşayanlar, zaten bayanların en önemli noktalarından biri göğüsten vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Bir de saçlarını kaybediyorlar. Yani dışarı çıkmıyorlar, eve kapanıyorlar. Bu tabii. Ve burada bir ilacın veremeyeceği motivasyonu aslında saç veriyor. Bir kere kanser tedavisi gören kişiler eve kapanmaktan vazgeçiyor. Sosyal hayatına tamamen devam edebiliyor. Çünkü istediği uzunlukta, İstediği gürlükte saçlarını kaybetmemiş oluyor, kullanıyor. Ve kimse bunu fark etmiyor çevresinde. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Örneğin geçen bir bayan hastamız, ona medikal saç sistemini uyguladık tedavisinde. Doktora gittiğinde doktor şaşırmış. Aa, saçınız neden dökülmedi diye. Demiş ki döküldü, ben protez saç kullanıyorum. İnanamamış doktor. Yani o kadar doğal bir görüntü olmuş. Şimdi bu kişiler eğer ki sosyal hayatlarına devam edebiliyorsa ve hayattan kopmuyorlarsa bunlar onlar için çok büyük bir destek. Bu hastalığı yelmelerinde de çok önemli. Çok önemli. Çünkü bir ilacın veremeyeceği bir destek veriyor bu. Bu bence çok önemli ama ne yazık ki Türkiye'de bu çok dikkate alınmayan bir nokta. Örneğin hastaneler bence bizim gibi yerleri tavsiye etmeleri lazım. Sırf ilaçla bitmiyor çünkü tedavi. Bir yandan moralleri biliyoruz ki kanser hastalarında en önemli %60'ı neredeyse moraldir. Kesinlikle. Bu noktada da yardımcı olduğunuz için, önemsediğiniz için konuyu ekstra teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.